Uluslararası üyelikleri baştan itibaren çok önemsedi. İşte 2003 yılında ProYurva üyeliğimiz sonunda bu yeşil noktanın Türkiye'de kullanımını ve yaygınlaştırılmasının kapısını açtı. Aynı şekilde İSPA'ya 2011 yılında üye olduk ve en sonunda 2013 yılında genişletilmiş üreticilerin bir sorumluluğunu bir birliği olan EXPRA, Extended Producer Responsibility Alliance'a katıldık. Bu da yönetim kurulu üyeliğimiz oldu. Yeşil nokta aslında firmanın ambalaj atıkları ile ilgili geri dönüşüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve sisteme finansal destek sağladığını gösteren bir işaret. Ürünün geri dönüştürülebilir olduğunu veya ambalajın geri dönüştürülebilir olduğunu göstermiyor. Tamamen firmanın o konuyla ilgili, yani ambalaj atıklarıyla ilgili yükümlülüklerini, yasal yükümlülüklerini yerine getirdiğini, sisteme maddi katkı sağladığını gösteriyor. Bu uluslararası bir işaret, bir lisans işareti. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde de yeşil notanın kullanması ve kullandırılması hakkı ÇEVKO Vakfı'na ait. 31 ülkede 31 geri kazanım örgütü var yeşil notayı kullanan ve kullandırmakta olan. 170 bin şirket yeşil notaya ambalajlarında yer vermekte. 300 milyon kişi bir şekilde bu sistemlerin oluşturduğu geri kazanım sisteminde yararlanmakta. 3 milyar ambalaj yeşil nokta markasıyla işaretlenmekte. Dolayısıyla son derece yaygın bir markadan söz ediyoruz. 31 ülke yeşil noktayı kullanan ülkelerin haritasını görüyorsunuz. Aslında yeşil nokta sadece bir işaret değil, aynı zamanda bir model, bir sistemi simgeliyor. Ve biz burada ambalaj atıkları kontrol yönetmeliği çıkmadan önce daha 2000'li yıllarda başında bu modeli uygulayarak belediyelerle işbirliği yaptık. Ambalaj atıkların toplanmasıyla ilgili kendi üyelerimizin sorumluluklarını yerine getirdik. Bir gönüllü olarak başlayan bir sorumluluklar daha sonra bir yasal yükümlülük haline geldi. Dolayısıyla aslında bu model Avrupa'da ortaya çıkan bu model ilk olarak ÇEVKO'nun uygulamaya başladı ve sanayinin atıklarla ilgili geri kazanım yükümlülüğü üstlenerek bunu bir şekilde mali olarak içselleştirdi. Sonuçta tüketicilere yansıttı. Bir finansal model aslında. Bu model bugün artık yönetmeliğimizin bir parçası oldu ve Türkiye'de belli bir ölçüde uygulanıyor. Tabii ki sorunlarımız var. Bunları konuşmak, çözmek ayrı bir toplantının konusu. Türkiye'de yeşil nokta işaretinin kullanımı bugün itibariyle gönüllülük esasına dayanmaktadır. Ekonomik işletmeler isterse yükümlülüklerini ÇEVKO Vakfı'yla, isterse başka etkilenmiş kuruluşu yerine getirsinler. Bu işareti kullanabilmektedirler. Ama burada önemli olan yükümlülüklerini yerine getirmek durumunda olmalıdır, getirmiş olmalarıdır. Bugün itibariyle 1038 firma ÇEVKO Vakfı ile yaptığı sözleşmeyle yeşil noktayı kullanmayı, kullanma hakkını elde etmiş bulunmaktadır. 5 yıl geriye gittiğimizde firma sayılarımız, sözleşme yapan firma sayıları her geçen gün artmaktadır. 2012'de 700 olan 16 olan firma sayısı bugün 1038'e ulaşmıştır. Türkiye'de yeşil noktanın aslında çalışmalarında üç önemli taraf var. Tüketiciler, satış noktaları ve ekonomik işletmeler. Çünkü yeşil noktanın tüketicilere tanıtımı özellikle bu ürünlerin tüketiciler tarafından talep edilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Biz bu yıl üyemiz Migros firmasıyla gerçekleştirdiğimiz bir çalışmada 63 Migros mağazasına yeşil noktalı geri dönüşüm standları yerleştirdik. 2017 yılında bu mağaza sayısı 446'ya ulaşacak. Bunun ötesinde mağazalarda, satış noktalarında tüketicilere yeşil noktayı tanıtmak üzere etkinlikler düzenlemeyi düşünüyoruz. Bunlar örneğin 3 ürün yeşil noktalı ürün alana bir bilgiye çek verilmesi. Doğrudan dolayı tüketicinin çevreyle ilgili bilincini arttırmak ve bu konuda destek olan firmaları
teşvik etmek için bu tür çalışmalara önümüzdeki yıl hız vereceğiz. Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri'nden amacımız aslında Yeşil Nokta ailesinin sürdürülebilecek veri kazanım çalışmalarını kamuoyuna duyurmak. Yasal sorumluluklar ötesinde gerçekleştirmekte oldukları örnek çalışmaları ödüllendirmek, ekonomik işletmeleri benzer çalışmalarla özendirmek ve teşvik etmek. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri'ni önümüzdeki yıllar itibaren 2 yıldır yapmaya karar verdik. Ve 2018'de bir sonraki ödül törenimizi, ödül sürecimizi gerçekleştireceğiz. 2016 yılında da sanayi ödülü kazanan firmaları, Yeşil Nokta Ödülleri'ni kazanan firmaları gönülden kutluyorum. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılar.